Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, bu modelimizi bir önceki videoda bulabilirsiniz. Bu videonun da açıklamalar bölümüne linkini paylaşacağım. Motifin yapılışını ve birleştirmesini göstermiştim. Ortayı bir sonraki videoda yapacağımı söylemiştim. Şimdi ortanın yapılışını göstereceğim. Başka neler yapabileceğinizi de birinci videoda daha ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi şöyle yapıyorum. Tabi tamamen kendiniz başka bir şey de yapabilirsiniz. Bu benim beğendiğim bir orta oldu. Hem de kolay oldu. Bir tane zincir çekiyorum. Şu şekilde. Şimdi şu birleşme noktaları var. Bakın buralar. Zincir boşluğuna değil. Bu birleşme noktalarına batarak şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane birleşme noktası var. Hem motiflerin şu orta kısmı hem de iki motifin birleştiği noktalar. Şimdi bir tanesinden ipimi geçiriyorum. Şöyle tığımı geçiriyorum daha doğrusu. Modelin düz yüzü bize bakacak. Tığımı geçiyorum. Bu ilmeği de buradan alarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. İlk zincirimiz 6 tane. Sonra tığımızı 1, 2, 3 defa doluyoruz. 3 defa tığımızı doluyoruz. Bir sonraki, şimdi buradan ipimizi geçirdik. Tam ortadayım. Bakın şöyle tutun. Bir sonraki birleşme noktasına 3 defa tığımı doladım. Buraya batıyorum. Önce bir ilmek alıp sonra 2 2 alarak şöyle 2 3 4 5 defa da çıkıyorum. Hemen tekrar bir göstereyim isterseniz. Şu şekilde buradan ipimizi geçirdik. 6 zincir çektim başlangıç olduğu için. Tığ 3 defa doladık. Hemen bir sonraki birleşme noktasına batırdık ve 5 defa da çıktık. 5'li bir trabzan yaptık. Şimdi tekrar buradan tığ doluyoruz. Bir sonraki birleşme noktasına geliyoruz. Aynı şekilde çıkıyoruz. Tığımızı her defasında 3 defa doluyoruz. 1 2 3 doladım. Hemen buradaki sık iğne var, burada tam motifin ortası. Önce bir ilmek, sonra 2 2 alarak 5 defa da çıkacağız. 1 2 3 4 5. Tekrar 3 defa doladım. Şöyle takip ediyorum, bakın. Bir sonraki birleşme noktası. Tığ 3 defa dolamalı olacak. Bu birleşme noktasına batıyoruz. 1 2 3 4 5 defa da çıkıyoruz. Tekrar zincir yok. 2 3 defa doladık. Hemen sıradaki birleşme noktası. Buraya batıyorum. 1 2 3 4 5 defa da çıkıyorum. Şu birleştirdiğimiz ipin parçası oradan görünmesin. Bu şekilde bakın. Buradan şu ilk zincirimiz 6 zincir çektik. Buraya birleştirdik. Buraya birleştirdik. Buraya birleştirdik. Buraya şimdi sırayla her birleşme noktasına aynı işlemi yaparak devam edeceğiz. Zincir çekmeden direkt tığımızı 3 defa dolayıp şöyle 2 oldu. 3 defa dolayıp hemen bir sonraki birleşme noktasına geliyoruz. Burayı şöyle düzelterek takıyorum. İki motifin birleştiği yer çünkü. 3 4 5. Tekrar çok bol bol yapmayalım burayı. Şöyle zincir görünümü olsun trabzanda. 2 3 defa doladık. Hemen bir sonraki noktaya batıyoruz. 1 2 3 4 5. 2
3 doladım. Hemen sıradaki birleşme noktasına geldik. Tığımızı geçirdik. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 2, 3 doladım. Sıradaki noktaya geldim. 1, 2, 3, 4, 5. 2 doladık. Pardon, 3 doladık. Bir sonraki birleşme noktasına giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Aslında aynı işi boşluklara batarak da yapabilirdik ama böyle sanki gözüme daha güzel göründü benim. Yine 3 doladık. Hemen sıradakine geldik. 3, 4, 5. Şöyle bakalım kaç tane kaldı? 1. Evet, 1 tane kaldı. Şimdi onu da yapalım. 1, 2, 3 doladık. 1, 2, 3, 4, 5 defa da çektim. Tekrar serelim bakalım şimdi. Evet, bu ip oradan göründüğü için ben şu an çoşlanmadım. Sonra onu gizleyerek keseceğim. Tamamını kesemiyorum şimdi. Buraya kadar biraz daha yaklaştıralım burayı. Her birleşme noktasına battık. Şurası ilk çektiğimiz zincir. Son birleştirmeyi de buradan yaptık. Şimdi buradan geliyoruz. İlk çektiğimiz zincir burası. Buranın tepesine batarak birleştireceğiz. Şurada da kendiliğinden bir yuvarlak oluştu bakın. Birleştirdiğimizde o yuvarlağı göreceksiniz. Şimdi alıyorum elime. Daha şöyle yapayım, elime almayayım. Şöyle daha güzel görünür belki. Şöyle göstereyim. Son trabzanı yaptık. Şurası ilk çektiğimiz zincir. Hemen buraya batıyoruz. Nasıl rahat çalışırsanız, tabii ben düzgün göstereyim diye böyle mücadele ediyorum. Aslında elimizde daha rahat örüyoruz. Şuraya geçiriyorum tığımı. İlmeği buradan çıkarttım. Tığdaki ilmekten de geçirdim, birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum. Bu mecbur, bu zinciri çekeceğiz çünkü ipi gizleyeceğiz ama sağlam olması lazım. Evet, tekrar bir daha serelim şimdi. Evet, şimdi arkadaşlar gelelim kenarına. Ortayı tamamladık. Kenarı dilediğiniz gibi böyle de bırakabilirsiniz. Sadece böyle komple bir sık iğne gidebilirsiniz. Şimdi ben şöyle bir model göstereceğim. Beğenirseniz bunu da yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi bir tane yine zincir çekelim. İpimizi herhangi bir köşeden birleştirelim. 8 zincir çektiğimiz şu köşeden birleştirelim. Şuradan geçiriyorum. Hemen zincir çekiyorum. Şöyle bir tane sağlamlaştıralım burayı. Evet, buradan birleştirdim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı 1, 2, 3 tane doluyorum. Şu iki motifin birleşme noktası şurası. Bu noktaya batıyorum. Biraz ortaya da uyumlu olsun diye bu şekilde böyle bir şey yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 defa da yukarı çıktım. 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar 1, 2, 3 doladık. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Yine bir trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 1, 2, 3 doladım. Aynı noktaya bir kez daha batıyorum. 5 defa da çıkıyorum. Önce bir ilmek aynı ortaya yaptığımız gibi. Sonra
2 2 5 defa da çıkıyoruz. Tekrar 3 zincir. Şimdi bu noktaya yine bir kez daha batıyorum. Tam birleştirme noktasına 4 kez batarak 4 tane trabzan yaptık. Şuradan birleştirdik. 3 zincir çekerek tam birleştirme noktasına 4 tane trabzan yaptık. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Diğer motifin şu köşesine geldik. Buraya bir sık iğne ile birleştiriyorum. 2 zincir çekelim. Tığ bir kez dolayıp şimdi V'lerin içine giriyoruz. Tekrar 2 zincir, bir V daha, yani bir trabzan daha. V'lerin içine aynı şekilde örüyoruz. Motifte ördüğümüz gibi 2 zincir çekip V'lerin içine giriyoruz. Bir trabzan, 2 zincir, tekrar bir trabzan yapıyoruz. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan daha. 2 zincir, V'nin içine giriyoruz. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan daha. Bu şekilde bu ölçülerde düzgün duruyor. Eğer çok gerdirme falan yaparsa elinize göre, şimdi herkesin eline göre değişebilir. Şu aradaki zinciri 3 de yapabilirsiniz, yani hiçbir önemi yok. Evet, 2 zincir V'ye girdik tekrar. Tekrar 2 zincir. Bir trabzan daha. 2 zincir. Son V'nin içine giriyorum. Bir trabzan, 2 zincir, tekrar bir trabzan. Motifte yaptığımız gibi yaptık buraya. Burada hiçbir değişiklik yok. Şimdi şu köşeyi de yapalım. Evet. Şöyle önümüzde boşluklar var. 3 tane zincir çekiyoruz. Hemen bu boşluğun içine şöyle birleştiriyoruz. Şurada iki çekmiştik aslında. Evet, şurada da, pardon, oradan şeye geçerken iki çektik. Doğru. İki zincir yapalım arkadaşlar. Oraya üç değil. Son V'yi yaptıktan sonra şöyle iki zincir çekelim. Buraya birleştirelim. Aynı olsun. Sonra üç tane zincir çekelim. Şuralara herhangi bir işlem yapmadan tığ 3 defa dolayıp bu iki motifin birleştiği noktaya tam şuraya batıyoruz. 1, 2, 3 doladım. Buraya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 de çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tam 4 defa buraya batarak 4 tane trabzan yapıyorum. Tığ her defasında 3 defa dolayarak tabii. 4, 5, 1, 2, 3 zincir, 1, 2, 3 doladık. Şimdi 3. trabzanı yapıyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. 1, 2, 3 zincir ve 3 defa tığımızı doladık. Yine aynı yere batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 1, 2, 3 zincir. Şimdi buradaki köşenin içine sık iğne ile birleştirdik. 2 tane zincir çektik ve V'lerin içine geldik. Aynı şekilde 2 zincir, 1 trabzan daha V'leri tamamlıyoruz. İki zincir ve bir trabzan. İki zincir ve bir V diyelim artık. Aralar hep iki zincir. Geçişler iki zincir. V'lerin araları da iki zincir. Şöyle bir serelim, bir daha bakalım isterseniz nasıl duruyor. Evet. Sanırım güzel olacak diye düşünüyorum. Şimdi burayı tamamlayalım. Bir sıra yuvarlak. Yine böyle bırakmayacağım. Üzerine illa benim sık iğne bir şey gitmem lazım.
Ama şu doku da güzel durdu. Tabii bunu tek parça yapacaksak, böyle bir yuvarlak yapacaksak bu şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi daha da büyütebilir. En sonunda bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bir sıra bu şekilde dolanalım. Başlangıç noktasına, şuraya kadar, ipi birleştirdiğimiz noktaya kadar gelelim arkadaşlar. Evet, kenar kısmında tamamladım. Başlangıç noktasına kadar geldim. Şimdi şuradan iki tane zincir çekerek ipi birleştirdiğim noktaya birleştireceğiz. Şöyle iki zincir, şuradan ipi geçirmiştik. Tam bu noktaya batıyoruz. Şunu da yine şöyle alalım ve birleştirelim. Evet. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Artık başka bir şey yapmayacağım. Sadece sık iğne ile dolanacağız etrafına. Yani şimdi sadece sık iğne yapacağız ve elimizin ayarına göre. Şu ipimizi de yine birleştirdiğimiz ip boşluğa giriyorum. Bu ipimizi de gezdireceğiz şöyle. Bir, iki, üç, dört. Bunu tamamen elinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim verdiğim sayıya uymanıza gerek yok. Şimdi diğer boşluğa geçelim. 1, 2, 3. Diğer boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3. Şöyle kontrol ediyorum. Yani şu genişliği gayet normal. 3 zincir çektiğim yerlere 3 tane sık iğne yaptım. Gerdirirse 4 tane yaparsınız. Bakın şu şekilde. Şimdi 2 zincir çektiğimiz yerlere de 2 tane yapalım. 1 2 Bir tane de trabzanın tepesine yapalım. Böyle daha güzel durur. Boşluğa 1 2 Bir tane trabzanın tepesine. 1 2 Bir tane trabzanın tepesine. Şurada da trabzanın tepesine yapabilirdik. Evet, burada da siz trabzanın tepesine yapın. Sökmüyorum şimdi. Boşluklara iki tane. Bir tane de trabzanın tepesine yapalım. Şu köşeyi de beraber yapalım. Sonra tamamlayalım. Hep iki zincir çekmiştik. İki zincir çektiğim yerlere iki tane sık iğne yapıyorum. Bir tane de trabzanın tepesine batarak yapıyorum. Şöyle yine bakalım. Marullanması. Bir, iki, yine geldi köşe. Şurada da iki zincirimiz vardı. Bir, iki, birleşme noktasına da batalım. Bir tane de buraya yapalım. Burada üç tane vardı. Bir, iki, üç. Bir tane trabzanın tepesine. En başta yapmadım ama buralarda trabzanın tepesine batmakta fayda var. Daha düzgün durur. Üç taneyi yaptık. Bir tane trabzanın tepesine. 1 2 3 Bir tane trabzanın tepesine. Evet. Burayı da böyle tamamladık. 3 Birleşme noktasına da batıyorum. Burada iki tane vardı. 1 2 Bir tane trabzanın tepesine. İki tane boşluğa. Bakalım tekrar nasıl oluyor. Evet, şurada da bakın trabzanların tepesine batınca daha düzgün durdu. Şurada biraz düzgün durmadı. Evet, bu şekilde komple
Etrafını dolanalım arkadaşlar. Daha şöyle tok duracaktır. Daha düzgün duracaktır. Evet. Tamamlayıp dönüyorum şimdi. Evet, sona geldim arkadaşlar. Şimdi sık iğneleri de tamam. Kenar kısımlarımız da bu şekilde oldu. Şimdi son sık iğneyi de yaptık. Böyle kesmiyoruz hemen ipi. Pardon, ip dolandı. Şimdi şöyle bırakmıyoruz. İlk sık iğnenin üzerine batarak şu şekilde birleştirelim burayı da. Bir tane de zincir çekelim. Sıkıca bir zincir. Ve artık bitirelim. Şu ipimizi sık iğnelerin altında gizledik. Bunu tamamını kesebiliriz. Şimdi kestiğimiz ipimizi de yine sık iğnelerin arasından şu şekilde gezdirelim. Evet, bu kadar yeterli. Gayet hoş oldu diye düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Umarım yorumlarda bana yazarsınız. Evet, bugünlük modelimiz bu kadar. Bu şekilde tamamlamış olduk. Dediğim gibi birinci bölüm hemen bu videonun altında linki olacak. Oradan da izleyebilirsiniz. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.